Teşekkür ediyorum sözü bana verdiğiniz için. Benim sunumum biraz daha matematiksel, biraz daha ekonomik ağırlıklı. Ben bu sunumda yeni bir testi literatüre kazandırmış olacağım. Öncelikle temel bir giriş yapmam gerekiyor bu yeni testin ne işe yaradığını biraz daha iyi aktarabilmek için sizlere. Bilindiği gibi bizim ekonometride kullandığımız temel testlerden birisi birim kök testleri, diğeri ise eş bütünleşme testleridir. Bu testlerde perona kadar yapısal değişimlerin test üzerine ne kadar etkili olunduğu bilinmiyordu. Perron yapmış olduğu makaleyle üretmiş olduğu yeni birim kök testiyle yapısal değişimin dikkate alınması gerektiğini, dikkate alınmaması halinde yanlış hipotezin kabul edilebileceğini ifade etmiştir. Daha sonra Perron'dan sonra birçok birim kök testi, yeni birim kök testi yapısal değişimleri dikkate alma suretiyle literatüre kazandırılmıştır. Gregor Hansen ise 96 yılında sadece değişkenlerin yapısal değişimi sadece değişkenlerin duranlığı üzerine değil, aynı zamanda değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisine de etkili olabileceğini ifade etmiştir. Gregor Hansen de Perron'a dayanarak eğer uzun dönem ilişkisinde bir yapısal değişim var ise ve bu dikkate alınmıyorsa temel hipotezin yanlışlıkla kabul edilebileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla Gregor Hansen'den itibaren eş bütünleşme ilişkilerinde, yani uzun dönem ilişkilerinde yapısal değişimi dikkate alan birçok yeni testin literatüre kazandırıldığını görmekteyiz. Bunlardan bazıları Gregor Hansen, Hatemi, Maki gibi testlerdir. Bu testlerin genel eksikliği, yani adını saymış oldum, bu testlerin genel eksikliği yapısal değişimi kukla değişken marifetiyle modele dahil ediyorlar. Bu sayede sadece ani değişime izin veriyorlar. Fakat özellikle iktisadi ve finansal bilimlerde yapısal değişimlerin çoğunluğu ani olarak gerçekleşmez. Heitman'ın da dediği gibi gerçek hayatta yapısal değişimler ani değil, daha yavaş bir şekilde gerçekleşir. İşte 2006 yılında Baker ve diğerleri yazmış oldukları makaleyle yapısal değişimleri kukla değişken marifetiyle değil, bir Fourier fonksiyonu sayesinde dikkate almayı önermişlerdir. Baker ve diğerleri yapmış olduğu bu makalede KPSS durağanlık testinin test eşitliğine bir Fourier fonksiyonu ekleyerek yapısı, sayısı ve konumu testin gücünü etkilemeyen yeni bir testi literatüre kazandırmışlardır. Tabii bu Fourier fonksiyonunun kullanılma sebebi yapısal değişmeye dikkate almak. Daha sonraki yıllarda Fourier fonksiyonu kullanan değişik eş bütünleşme testleri de literatüre kazandırılmış. Bunlar Tse-Song ve diğerleri, Banerjee ve diğerleri ve yıllarca 2017 yılında farklı eş bütünleşme test eşitliklerine Fourier fonksiyonu dahil etme suretiyle yeni eş bütünleşme testlerini önermişlerdir. Tse-Song ve diğerleri Shin eş bütünleşme testine, Banerjee ve diğerleri ADL eş bütünleşme testine, yılancı ise Engel Kranger eş bütünleşme testine bir Fourier fonksiyonu ekleme suretiyle yapısal değişimi dikkate alan yeni eş bütünleşme testlerini literatüre kazandırmışlardır. Bu çalışmada ise, yani yapmış olduğum bu sunumla ise ben yılancı ve diğer yılancının literatüre kazandırmış olduğu Fourier-Engel Kranger eş bütünleşme testini realize tekniğiyle biraz daha genişleteceğim. Şimdi öncelikle tabii burada temel aldığımız test Fourier-Engel-Kranger eş bütünleşme testi olduğu için öncelikle bu test regresyonuna bakmamız gerekiyor. Burada sizlerin de gördüğü gibi karşımızda standart bir Engel-Kranger eş bütünleşme test eşitliği bulunmakta. Bunu standart Engel-Kranger test eşitliğinden temel farkı sinüs ve kosinüs olarak görülen trigonometrik terimlerin bu modelde yer almasıdır. Yani bu sinüs ve kosinüs şeklinde gösterilen terimler aslında bizim Fourier fonksiyonumuz oluşturmaktadır. Burada pi, yani sinüs ve kosinüsün yanında parantez içerisinde aynı terimlerin olduğunu görmekteyiz.
Buradaki pi bildiğimiz sabit sayı 3.14 şeklinde devam eder. K spesifik bir frekans değerini göstermekte. T pay kısmında yer alan T trend terimini göstermekte. Payda kısmında yer alan T ise gözlem sayısını göstermekte. Burada yer alan ve değeri bilinmeyen tek parametre K değeri. Yani biz K'nın değerini önsel olarak bilememekteyiz. Bunu tahmin etmemiz gerekiyor. Bunu tahmin etmek için genellikle burada bu eşlikte K yerine 1'den 5'e kadar değerler dahil edilir ve bu model her bir K değeri için tahmin edilir. Her bir modelin kalıntı kareler toplamı hesaplanır ve en küçük kalıntı kareler toplamı hangi modelde yer alıyorsa o modeldeki K'nın uygun K olduğu ifade edilir. Uygun K bulunduktan sonra yani uygun frekans değeri bulunduktan sonra ikinci aşamada bu modelin kalıntılarına standart ADF birim kök testi uygulanır. Buradaki rho k sayısının temel hipotez altında sıfıra eşitliğini standart t sayısıyla sınayarak ilgilendiğimiz y1 ve y2 değişkenler arasında bir uzun dönem ilişkisi olup olmadığını sınayabiliriz. Bu Fourier-Langer-Granger eşitleşme testiydi. Gerek bu Fourier-Langer-Granger eşitleşme testi olsun, gerekse diğer eşitleşme testleri olsun, adını saydığım Fourier ADL, Fourier-Shin eşitleşme testleri de bu eleştirime dahil. Bu testler test eşitliğinin yani burada yer alan bu eşitliğin kalıntılarının dağılımı hakkında herhangi bir varsayım yapmamaktadır. Fakat In ve Schmidt tarafından da belirtildiği gibi eğer buradaki modelin kalıntıları normal dağılmıyor ise biz bu bilgiyi kullanarak daha güçlü test istatistikleri elde edebiliriz. Eğer kalıntılar normal dağılmıyorsa bu kalıntıların yüksek momentleri, ikinci, üçüncü dereceden momentleri testin kalıntılar hakkında bize ilave bilgi verecek. Bu bilgiyi test eşitliğine dahil etme suretiyle de daha güçlü testler türetmiş olacağız. İşte burada ikinci aşamada yer alan ADF birim kök testinin kalıntılarını alıyoruz ve bu kalıntıları kullanarak ekranda görülen bu iki RALS terimini elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi kalıntıların karesinin ortalamasını çıkarak ilk terimi elde ediyoruz. Kalıntıların küpünün ortalaması, ondan da kalıntıların karesinin ortalamasıyla kalıntının çarpımının 3 katını çıkararak iki terim elde ediyoruz. Biz bu terimlere RALS terimi ismini veriyoruz. Bu terimleri elde ettikten sonra tabii bu terimlerin neden elde edildiğini de ifade edelim. Burada iki tane terim var. Gördüğünüz gibi virgülden önce ve virgülden sonra. İlk terim eğer kalıntılar simetrik bir dağılıma sahip değil ise testin etkinliğini arttırıyor. İkinci sırada yer alan terim ise dördüncü momentin standart sapmanın dördüncü kuvvetinin 3 katına eşit olmama durumunda yine testin etkinliği üzerinde pozitif bir etkiye sahip oluyor. Biz bu elde ettiğimiz RALS terimlerini testin ikinci aşamasındaki test eşitliğine dahil ederek yeni ADF birim kök test eşitliğimizi elde etmiş oluyoruz. Burada temel hipotezi sınamak için yine rho k sayısının anlamlılığını test ediyoruz. Yani yine geleneksel T istatistiğini kullanarak bu rho k sayısının anlamlı olup olmadığını sınamaktayız. Eğer anlamsız ise değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığını söylüyoruz. Anlamlı ise değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ifade edebiliyoruz. Tabii bu Fourier-Langer-Krangel test istatistiği ile RALS'e Fourier-Langer-Krangel test istatistiği arasında şu şekilde bir ilişki de bulunmakta. Buradaki rho k sayısı ADF birim kök testi ile RALS'e ADF birim kök testinin kalıntılar arasındaki korelasyon katsayısını göstermekte. Buradaki Z ise rastsal standart bir normal dağılan değişkeni göstermekte. T yıldız realese ADF birim kök test istatistiğini, T ise ADF birim kök test istatistiğini göstermektedir.
Burada bu literatüre yeni kazandırılmış Realese Fourierlencer Kırancalı testinin asimptotik dağılımlarından da bahsetmem gerekiyor. Buradaki asimptotik dağılım, diğer bir ifadeyle testin kritik değerleri modele dahil edilen bağımsız değişken sayısına göre, frekans değerine göre, rho kas sayısına göre ve gözlem sayısına göre değişmekte ve aynı zamanda modelde trend olup olmamasına göre değişmekte. Ben buradaki her durumu dikkate alarak, yani farklı bağımsız değişken sayısı, farklı rho kas sayısı, frekans değeri, farklı gözlem sayısı ve sabitle olup olmaması, trendle olup olmamasına göre kritik değerleri elde ettim. Fakat burada çok fazla yer tutacağı için sadece 100 gözlemle türetmiş olduğum, 100 gözlemle ve bir bağımsız değişkenle türetmiş olduğum kritik değerleri ekranda sunuyorum. Burada sizlerin de gördüğü gibi her bir frekansta ve her bir rho kas sayısına göre farklı kritik değerlerimiz bulunmakta. Tabii K1 birinci frekans için, 2, 3, 4 ve 5. frekans için ben bu kritik değerleri türettim. Diğerlerini de türettim fakat sunuda fazla yer işgal etmemesi için bunları sunmadım. Tabii burada testin asimptotik dağılımı böyle. Kritik değerler bu şekilde elde ediliyor. Bunun yanı sıra bu iki testi kıyaslamak istedim. Yani Fourier-Langer-Kranger'la Realese Fourier-Langer-Kranger eşkimleşme testlerini küçük örneklem özelliklerini dikkate alarak kıyaslamak istedim. Bunun için yaptığım simülasyon araştırmalarında kalıntıların farklı dağılımlara sahip olmasına izin verdim. Tabii yine burada şunu ifade etmem gerekiyor. Sadece dağılımları değil, farklı durumları da dikkate alarak ben bu simülasyonları yaptım. Fakat yine sunuda fazla yer işgal etmemesi için onlara da yer vermedim. Burada kalıntıların farklı dağılımlarda sahip olmasına izin verdim, dile getirdim. Sol tarafta boyut özellikleri, sağ tarafta ise güç özellikleri görülüyor. Normal dağıldığında, kalıntılar normal dağıldığında Fourier-Langer-Kranger'ın daha güçlü olduğunu görmekteyiz. Özellikle iki kare dağılımlarında literatüre bu sunumda kazandırmış olduğum Realese Fourier-Langer-Kranger'ın daha güçlü olduğunu görmekteyiz. T dağılımında ise yine Realese Fourier-Langer-Kranger yerine Fourier-Langer-Kranger'ın daha güçlü olduğunu görmekteyiz. Fakat boyut özelliklerine baktığımızda Realese Fourier-Langer'a göre daha az boyut çarpıklığına sahip olduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu sunum ile, bu çalışma ile literatüre kazandırmış olan Realese Fourier-Langer eşkimleşme testinin temel diğer testlere göre özellikleri uzun dönem ilişkisinde sayısı, konumu ve yapısı testin gücü üzerinde etkili olmayan yapısal değişimlere dikkate almaktadır. Bu yeni test ve kalıntıların normal dağılmadığı birçok durumda standart geleneksel testlere göre daha iyi güç ve boyut özellikleri sergilemektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunumum burada bitti. Sayın hocam, bu sunumda geçen Yılancı 2017 sizin çalışmanız mıydı? Evet, kendi çalışmamı biraz daha geliştirdim. Hocam hiç söylemediniz, çok mütevazısınız. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim hocam. Evet. Veli Hoca'ya ben de katılım ve katkılar için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde bu alanda gerçekten uluslararası alanda eserler ve yenilikler yapan nadir hocalarımızdan umarız daha da güçlü çalışmalar yapmaya devam eder. Biz de kendisini her zaman hem destekliyoruz hem de her zaman işbirliği yapmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Soru olan varsa